bölgelerini etkileyen deprem hafta sonunun önemli gündem başlıklarındaydı. Hafta başındaysa Türkiye'nin adeta sıcaklarla boğuşacağı bir haftanın sinyalleri geldi. 8 ila 10 derecelik bir artış gündeme çarpıyor. Hem başkent gündemi de yoğun. Onlarla ilgili ayrıntıları vereceğiz. Özel görevli mahkemeler ne olacak? Geçen haftanın tartışma konu başlıklarından bir tanesiydi. Bu haftaya neler yansıyacak? Onu şu an kestirmek çok zor ama Celal Ülgen, Balyoz davası avukatı stüdyomuzda olacak. Özel görevli mahkemeler değişikliğinde neler yaşanabilir, neler olabilir? Onu birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Önce Türk Hava Yolları gravindeyiz. Türk Hava Yolları yeni bir skandala daha imza atarak iş bırakma eylemine katılmayan hava iş üyesini bile işten çıkardı. Gökhan Er Yılmaz işten çıkarıldığını kilometrelerce ötede Seul'de öğrendi. Nasıl geri döneceğine ilişkin soruları iki gün boyunca cevapsız bırakılan Er Yılmaz, ekip arkadaşlarının girişimleriyle yurda dönebildi. Er Yılmaz, Seul'de yaşadıklarını ulusal kanala anlattı. 48 saat binlerce kilometre ötede çok zor, çok acı saatler geçirdim. Gökhan Er Yılmaz 14 yıllık Türk Hava Yolları çalışanı. 3,5 yıldır tarifeli seferlerde kabin görevlisi olarak uçuyor. Üyesi olduğu Hava İş'in basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. 305 çalışanını iş bırakma eylemi nedeniyle işten çıkaran Türk Hava Yolları yeni bir skandala daha imza attı. Eyleme katılmayarak uçuşunu gerçekleştiren hava iş üyesini bile işten çıkardı. Ölmek var, ölmek yok, ölmek var, ölmek yok. Hava İş'in basın açıklamasına katılan Gökhan Er Yılmaz, eylemin ardından iş bırakmamış ve görevli olduğu seferle Seul'e uçmuştu. Birleşe, birleşe kazanacağız. Er Yılmaz yurt dışındayken Türk Hava Yolları yetkilileri kamera kayıtlarını inceleyerek Hava İş'in basın açıklamasına katıldığını tespit etti ve Er Yılmaz'a işten çıkarıldığını tebliğ etti. Er Yılmaz işten çıkarıldığını Seul'de öğrendi. Seul'e gidene kadar bana hiçbir şey tebliğ edilmedi. Atıldığına dair Seul'deyken de oradan dönüşüme 2 gün kala bu bana tebliğ edildi. Telefon yoluyla tebliğ edildi. Tebligatı alır almaz şirket yetkililerine ulaşan Er Yılmaz dönüşüyle ilgili bir açıklama istedi ama sonuç alamadı. Er Yılmaz Seul'de yaşadıklarını ulusal kanala anlattı. Kendilerine rica ettim, yani nasıl döneceğim, yani bari onu söyleyin diye rica ettim. Kendileri ise bana o konuyla ilgili bir açıklama yapacağız size dediler. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, 14 yıllık geçmişimi de katarak bunu söylüyorum. Ve tertemiz bir sicilim var, yani tertemiz. Herkes de beni bilir, tanır. Hiçbir açıklama yapılmadı. Yani kenarda köşede bekletim 48 saat binlerce kilometre ötede çok zor, çok acı saatler geçirdim. Görev yerine geldiğinde Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından önce uçağa alınmayan Er Yılmaz, mesai arkadaşlarının girişimleriyle görevli olduğu uçakta yolcu olarak yurda dönebildi. Başta kaptanlarım ve ekibimin büyük girişimleri neticesinde pas olarak döndürüldüm. Er Yılmaz, Türk Hava Yolları yönetimi tarafından işten çıkarılan 306. hava iş üyesi oldu. 48 saat binlerce kilometre ötede çok zor, çok acı saatler geçirdim. Başkent gündemindeyiz. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta yine vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler var. Bireysel emeklilik sisteminde değişiklik yapan düzenleme, iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı, kamu denetçiliği kurumunun kurulmasını öngören düzenleme bunlardan sadece birkaçı. Genel Kurul yeni haftada çalışmalarına bireysel emeklilik sisteminde değişiklik yapan yasa tasarısını görüşerek başlayacak. Tasarıyla bireysel emeklilik sistemine vergi indirimi yerine devlet katkısı getiriliyor. Düzenlemeye göre devlet bireysel emeklilik sistemine konulan paranın %25'i oranında katkı sağlayacak. Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunamayacak. 3. yılın sonunda %15'lik, 6. yılın sonunda %35'lik, 10. yılda ise %60'lık kısım çekilebilecek. Genel kurulda çarşamba günü iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı görüşülecek. Temel kanun olarak görüşülecek tasarı, iş yerlerini çok tehlikeli sınıf, tehlikeli sınıf ve az tehlikeli sınıf şeklinde sınıflandırıyor. Bu düzenleme TSK, Genel Kolluk Kuvvetleri ve MİT'in faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde çalışan istihdam etmeden üretim yapanlar hakkında uygulanmayacak.
Kamu Denetçiliği Kurumu yani Ombudsmanlığın kurulmasına ilişkin tasarı ise Perşembe günü genel kurul gündemine gelecek. Tasarı meclis başkanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerle resen imzaladığı kararlar ve emirler, yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlem ve kararlarla TSK'nın sadece askeri nitelikteki faaliyetleri kurumun görev alanının dışında olacak. Kurum telafisi güç veya imkansız zararların doğması ihtimali bulunan hallerde idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilecek. Geçen hafta Güneş Sokağa giderek eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'i dinleyen Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bu hafta eski Milli Birlik Komitesi üyesi Ahmet Er'i Manisa'daki evinde dinleyecek. Yeni anayasa yazımını sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu da çalışmalarını bu haftada sürdürecek. Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemlerinde yine açılım vardı. Antalya'da konuşan Erdoğan, CHP'ye seslendi ve gelin biz ikimiz bu işi birlikte yönetelim dedi. Televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu da genel başkanlığına da mal olsa bu işi çözeceğini belirtti. Recep Tayyip Erdoğan! Partisinin ilk kongresi ve toplu açılış töreni için Antalya'ya giden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yine terör vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla terör konusunda toplantı yapan Erdoğan, Antalya'dan CHP'ye çağrı yaptı. MHP'ye çağrı mı yaptınız? Yaptınız. MHP kabul etmiyor mu sizi? Şu anda etmiyor. BDP malum. Bakın, eğer siz bu konuda samimiyseniz MHP de olmasın, BDP de olmasın önemli değil. Gelin biz ikimiz beraber bu işi birlikte yürütelim. Erdoğan CHP'den çözüm konusunda öneri istedi. Önerileriniz nelerse bu önerilerinizi bize sunun. Heyetinize talimat verin. Ben de heyetime hemen talimat veriyorum. Birlikte çalışsınlar ve bu önerilerden yapılması gereken neyse, atılması gereken adım neyse bu adımı atmaya biz hazırız dedim. Erdoğan görüşmelere katılmayan MHP ve BDP'ye de seslendi. MHP'de, BDP'de artık morg önünde nöbet tutmayı bıraksın. Şehitlerimizi, terörist cenazelerini istismar etmeyi bıraksınlar ve çözüm için sürece dahil olsunlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de açılım vardı. TRT1'de programa katılan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın MHP'ye takındığı sert tavrı eleştirdi. Özel görevli savcının MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmasıyla yasanın değiştirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi Kürt sorununun çözüm konusunda bir inisiyatif alıyorsunuz. Yarın size de gelirlerse ne olacak?" şeklindeki soruya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Gideriz, hesabını veririz, bir sorun yok. Bütün mesele bu sorunun çözülmesi." şeklinde konuştu. MHP'ye de çağrı yapan CHP lideri, "O zaman siz bir öneri getirin, biz size destek verelim." dedi. Ve hedef saptırıcı açıklamalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun akil adam planı iktidarı da ikinci açılım planını hayata geçirmek için cesaretlendirdi. AKP'nin grup başkan vekillerinden Mahir Ünal parti grup toplantısını kastederek "Başbakan sanıyorum salı günü bu konulara açıklık getirecek." dedi. Şimdi Haziran ayı işte şu önümüzdeki hafta başlayacak. Bir yandan ombudsmanlık, bir yandan insan hakları kurumu kurulması, bir yandan yargı alanındaki üçüncü paketimiz, dördüncü paketimiz. Bunların hepsi bu konularla ilgili. Ben şimdi tabii onların ayrıntısına girmeyeyim ama bizim demokratikleşme adımlarımız hızlı şekilde devam edecek. Açılım Bakanı Beşir Atalay'ın bu sözlerle müjdesini verdiği ikinci açılım paketinin ayrıntıları bu hafta ortaya çıkacak. Vatan Gazetesi'ne konuşan AKP Grup Başkan Vekillerinden Mahir Ünal, parti grup toplantısını kastederek "Başbakan sanıyorum salı günü konulara açıklık getirecek." dedi. Habur rezaleti nedeniyle akamete uğrayan açılım planının tamamlanması için AKP iktidarı uzun zamandır fırsat kovalıyordu. Ancak iktidar açısından açılımın koşulları bir türlü oluşmuyordu. Paketin uygulanması da böylece gecikti. İşte tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun akil adamlar planı devreye girdi.
Erdoğan-Kılıçdaroğlu buluşması ve sonrasında yaratılan hava açılım planı için AKP açısından fırsat oldu. Tek bizim oluşturmamız gereken ortak akıl, iktidar, ana muhalefet bu işi beraber halledebilir ve bu konuda somut adımı beraber atalım. Yani Kılıçdaroğlu'nun akil adamlar planı yeni habur açılımı için iktidara cesaret verdi. Van'da geçen hafta yapılan KCK operasyonunda aralarında Özalp ve Edremit ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Aynı operasyonda BDP il başkanı Mihriban Şah da tutuklanmıştı. Van'da özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından yürütülen KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan ve ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişi arasında Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan ile Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz da yer aldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişi 6 saat süren sorgudan sonra terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen KCK soruşturması kapsamında 7 Haziran 2012 tarihinde 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Muradiye Belediye Başkanı İzzet Çelik, Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz, Başkale Belediye Başkanı Hecer Saruhan, Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş ve BDP İl Başkanı Mihriban Şah, eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ve eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler de yer aldı. Muradiye Belediye Başkanı Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken dün adliyeye sevk edilen 6 kişiden Van Belediye Başkanı Kaya ile eski BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ve eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Başkale Belediye Başkanı Hecer Saruhan, Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş ve BDP İl Başkanı Mihriban Şah ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 14 zanlıdan 10'u tutuklanırken 4'ü ise serbest kaldı. Meclis İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu Silivri Cezaevi'nde Başkan Murat Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişilik heyetin eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'la da görüşmesi bekleniyor. Cezaevi Alt Komisyonu incelemelerde bulunmak üzere Silivri Cezaevi'ne geldi. Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Murat Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişilik heyetin cezaevi ziyareti sürüyor. Geçen dönemde Silivri Cezaevi'nde incelemelerde bulunan Alt Komisyon, kamuoyunun beklediği gibi Genelkurmay Başkanı nasıl olur da terör örgütü lideri olmakla suçlanır sorusunu araştırmayacak. Heyetin incelemelerinde cezaevinde insan hakkı ihlali olup olmadığı, fiziki şartlar, koğuşların durumu, sağlık sorunları ve kantinin durumu hakkında incelemelerde bulunulacak. Cezaevi Alt Komisyonu, internet andacı davasından tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve gazetecilerle görüşme yapması bekleniyor. Ergenekon soruşturması kapsamında Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticileri hakkında açılan davanın 5. duruşması başladı. Bugünkü duruşmada İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek savunmasını yapıyor. İşçi Partisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi yöneticilerinin yargılandığı Ergenekon davasının 5. duruşması bugün görülüyor. Bir önceki duruşmada 10 aydır tutuklu olan eski Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenimiz Turhan Özlü'nün tahliyesini talep ederek savunmasını tamamlamıştı. Davanın 5. duruşmasındaysa İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek ilk kez hakim karşısına çıktı ve savunmasına başladı. Evet, genel yayın yönetmenimiz Turhan Özlü'nün de yargılandığı yeni Ergenekon davası Silivri cezaevinde görülüyor. Davanın 5. duruşmasındayız. İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Bedri Gültekin ve Erkan Önsel'in ardından Turhan Özlü de savunmasını gerçekleştirmişti. Bugün devam eden duruşmada İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek savunmasını yapıyor. Duruşmayı arkadaşımız Özer Sürmeli takip ediyor. Özer, merhabalar. Merhaba Can, iyi günler. Evet, sıcak noktada sabah saatlerinden itibaren Mehmet Perinçek'in savunması galiba başladı. Duruşmadan sabah saati itibariyle hangi notların var, seni dinliyoruz.
Duruşma sabah saatlerinde başladı. Duruşmanın başında İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Mehmet Perinçek savunmasını yapmaya başladı. Perinçek iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara tek tek cevap vererek ilerletiyor savunmasını. Öncü Gençik Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Levent Temiz'le beraber iki ismin önderliğinde düzenlenen 30 Ağustos 2003 tarihli Mehmetçik Johnny'ye kalkan olamaz mitingi iddianamede Mehmet Perinçek'in en önemli suçlarından biri olarak gösteriliyordu. Bu mitingi Ergenekon tutuklularından emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün talimatıyla düzenledikleri iddia ediliyordu. Mehmet Bey parti organlarında alınan kararlar çerçevesinde düzenlendiğini anlattı. Bu noktada Mehmet Perinçek'in önemli bir noktaya da parmak basmış oldu. Levent Temiz'in savcılık sorgusunda bu mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla katıldıklarını ifade ettiğini, ancak savcılığın bu bölümü sansürleyerek ifadeden çıkardığını, yani bir anlamda Mehmet Perinçek'in lehine olan bir delili karartarak savcılık makamının, iddia makamının suç işlemiş olduğunu vurguladı. Mehmet Perinçek, Kuvayi Milliye Gençliği vurgulu açıklamalarının suç delili yapıldığını belirtti. Ergenekon mahkemelerinde bugüne kadar gençliğe hitabenin ve Bursa Mutku'nun suç delili olduğunu, Kubilay'ın sanık sandalyesine oturtulduğunu söyledi. Ve şimdi de Kuvayi Milliye'yi sanık sandalyesine oturtmalarına izin vermeyin diyerek mahkeme heyetine seslendi. Perinçek savunmasında 9 yıl önce düzenledikleri bir mitingle ilgili bugüne kadar hiçbir suç duyurusu olmadığını, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve hiçbir soruşturma dahi yapılmadığını, ancak 9 yıl sonra bu mitingi düzenlemekten dolayı bu mitingi bir talimatla düzenlemek iddiasıyla tutuklandıklarını ifade etti. Bu mitingin neden hedef alındığını açıkladı Mehmet Perinçek duruşma salonunda. Bu mitingle Türkiye'deki çatışma ortamına, Türkiye'de yaratılmak istenen kaos ve çatışma ortamına karşı anti-emperyalist temelde birlik vurgusu yaptıklarını ve böyle bir birlikteliğin temellerini attıklarını ifade etti. Perinçek bu birlikteliğin önemini şöyle belirtti. Burada Gladio'nun oyunları, Türkiye'deki planları bozulmaktadır. Bu mitingin hedef alınma sebebi işte budur diyerek düzenledikleri mitingin neden hedef alındığını açıklamış oldu. Duruşma verilen önlem verilen aranın ardından şu an devam ediyor. İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi Mehmet Perinçek savunmasına devam ediyor şu anda duruşma salonunda. Duruşmada on aydır tutuklu yargılanan genel yayın yönetmenimiz Turan Özlü, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel de duruşma salonunda. Çok sayıda İşçi Partisi üyesi de şu anda duruşma salonundaki izleyici bölümündeki koltukları doldurarak duruşmayı takip ediyor. Özer, bundan sonra nasıl devam edecek Mehmet Perinçek'in savunmasının tamamlanmasının ardından nasıl devam edecek dava? Mehmet Perinçek'in savunmasının bugün tamamlanmaması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde belli olacak kesin durum, ancak Mehmet Perinçek'in savunması bugün tamamlanamayabilir. Şayet tamamlanırsa mahkeme bir önceki duruşmada tutuksuz yargılananların da duruşma salonuna gelmelerini talep etmişti. Tutuksuz yargılanan Aydınlık gazetesi yönetici ve çalışanları da şu anda Silivri'de duruşma salonundalar. Eğer sıra duruşma bitmeden Mehmet Perinçek'in savunması biterse tutuksuz yargılanan isimlerin savunmalarıyla devam edecek. Teşekkürler Özer Sürmeli, Silivri'den son notları anlattı. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i protesto etti. Hükümetin eğitim politikalarına tepki gösteren öğretmenler 4+4+4 içinde kaos uyarısında bulundular. Öğretmenler Ankara'daki Necla Kızılbağ Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i protesto etti. Ses çıkarmazsak daha birçok dayatmayla karşı karşıya geliriz. Söz tükenmeden, sabır tükenmeden bu bir uyarıdır. Burayı boşaltalım. Öğretmenler video konferans aracılığıyla Dinçer'in yaptığı hizmet içi eğitim konuşmasını dinlemediler, salon dışına çıktılar.
Eylem yapan öğretmenler hükümetin eğitim politikalarına dur dediler. Aldıkları eğitim öğretimle ilgili kararlarda ülkenin 10 yıllarca geleceğini ipotek altına alan kararlarda eğitim emekçilerine, sendikalara, akademisyenlere danışılmadan alınan bir yığın kararın bize dayatma olarak geri getirilmesi. Biz sorgulayalım, sorgulayan bireyler yetiştirelim, ülkeyi demokratikleştirelim diye uğraşırken tepeden alınan kararlara beni memur edemez, bizi memur edemez, etmemeli. Dördü bitirenler, beşi bitiren öğretmenler durumları, gelecekleri meşhur, belli değil. Yani bunlar işte hep sorun. Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen altılık deprem ve ardı ardına gelen artçı sarsıntılar halkı sokağa döktü. Fethiyeli yurttaşlar daha büyük bir deprem olabilir endişesiyle sokakta sabahladı. Ege ve neredeyse tüm Akdeniz kıyısı dün saat 15.45'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Fethiye Ölüdeniz açıkları olan deprem Antalya, İzmir, Aydın, Denizli, Mersin ve Konya'nın yanı sıra Yunanistan'ın Simi ve Rodos adalarında da hissedildi. Büyük paniğin yaşandığı depremde bazı binalarda hafif hasar oluştu. 6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yurttaşları sokağa döktü. Daha şiddetli bir deprem olur korkusu Fethiye halkına geceyi sokakta geçirdi. Sabahlamak için park ve bahçeleri seçen Fethiyeli yurttaşların kimi boş alanlara çadır kurdu, kimi de yere serdiği alanın üzerinde geçirdi geceyi. Öte yandan Muğla Ölüdeniz açıklarında 4.4, Van'ın Özalp ilçesinde ise 3.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Bu arada Deprem Araştırma Enstitüsü'nün son bilgilerine göre artçı sarsıntıların 200'ü geçtiğine yönelik haberler de ajanslardan gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yapılan toplantıda Batı destekli Suriyeli muhaliflerin başına Abdülsalit Sıda getirildi. Kürt asıllı Sıda 1994 yılından bu yana İsveç'te yaşıyor. Suriye Ulusal Konsey adı verilen muhalif örgüt içinde Kürt blokunu temsil ediyor. Suriye'de Batı'nın desteklediği muhalif örgüt Suriye Ulusal Konseyi 56 yaşındaki Kürt asıllı Abdelbaset Sayda'yı yeni lider olarak seçti. Suriye Ulusal Konseyi 9 ila 10 Haziran günlerinde İstanbul'da toplandı. Suriye'nin dışında bulunan 7 muhalif gruba bağlı 43 kişi toplantıya katıldı. Seçimde tek aday olan Sayda, 24 Mayıs'ta istifa eden Burhan Galyo'nun görevini devraldı. Sayda daha önce verdiği demeçte zamanının çoğunu merkezi İstanbul'da bulunan Suriye Ulusal Konseyi'ne ayıracağını ve Suriye rejimini devirmek için farklı muhalifleri birleştireceğini söyledi. Suriye'de 1956 yılında Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Haseke kentinde doğan Abdülbasit Sida, 1994'ten bu yana İsveç'te yaşıyor. Sida, 2003'te yayımladığı Suriye'de Kürt Sorunu adlı kitabıyla tanınıyor. Ulusal Kürt bloğunu temsil eden Sida, SUK'un 26 üyeli genel sekreterliğindeki 4 Kürt üyeden biri. Sida aynı zamanda Suriye Ulusal Konseyi'nin icra kurulu üyeliği görevinde de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın AKP'yi kısa adı MEDEL olan Avrupalı Yargıçlar Birliği'ne şikayet ettiği ortaya çıktı. MEDEL gözlemcileriyle görüşen Kılıç'ın Türkiye'de hala siyaset yargıya müdahale ediyor dediği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın AKP'yi Türkiye'ye gelen demokrasi ve özgürlük için Avrupalı Yargıçlar Birliği'ne şikayet ettiği ortaya çıktı. MEDEL gözlemcilerine yargıdaki değişimin olumlu olduğunu söyleyen Kılıç'ın ancak Türkiye'de hala siyaset yargıya müdahale ediyor dediği öğrenildi. Aydınlık gazetesine konuşan eski MEDEL Başkanı Başsavcısı Vito Monetti ve Stuttgart Yargıcı Christoph Stecker Türkiye'deki yargı-cemaat ilişkisini de değerlendirdi. Stuttgart Yargıcı Christoph Stecker, dini görüşü olan hakim, dinine sadakatle cumhuriyet ilkelerine sadakati ayıramıyorsa hemen istifa etmelidir şeklinde konuştu.
Eski MEDEL Başkanı Başsavcı Vito Monetti ise yargı senin mahkeme kararıyla kapatılmasına değindi. Monetti, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hakim ve savcıların sendika kurmasında hiçbir engel yok dedi. Yoksa sivil darbe yönetimi mi yaratılmak isteniyor? Yargıçlar Birliği Gözlem Heyeti, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK, Yarsav, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul ve Ankara Baroları, siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile de görüştü. Heyet, Deniz Feneri soruşturmasından el çektirilen, sonra haklarında dava açılan savcıların duruşmalarını da izleyecek. Yargıda neler oluyor? ÖGM'ler tartışması geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Daha önceki süreçte Bozdağ ÖGM'ler hukuka aykırı demişti. Ardından Erdoğan da bir anlamda devreye girdi. MİT müsteşarının şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması konusuyla ilgili olarak beni de alın bir anlamda dedi canlı yayında. Böyle bir süreç deniliyor. Ama yapılacak değişiklik ne anlatıyor? Ya da değişiklik yapılacak mı? İhtiyacı karşılayacak mı? Kafalarda soru işaretleri var. Ama bir de bugün baktığımız tabloda acaba davalar hangi noktada? Biraz da galiba onu değerlendirmek gerekiyor. Davaları başından sonuna bütün zeminiyle çok iyi takip eden isimlerden biri usta hukukçu Celal Ülgen stüdyomuzda. Bu geniş dava sürecinin avukatlarından biri. Sayın Ülgen, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu son haberimizi size soracağım ama isterseniz daha genel bakalım. Kamuoyunda tansiyon çok düşüyor. Davaları izleyen gazeteci bile yok. Bir geldiği aşamayı isterseniz birkaç cümleyle nasıl özetleyeceksiniz davalarda? Şimdi bilindiği gibi özellikle Ergenekon birinci davası, ikinci davası başlı başına kamuoyunda yer alan davalardı. Fakat büyük bir gayya kuyusuna atılır gibi bütün bu davalar irili ufaklı diğer davalarla birlikte birleştirildi. Bugün tek bir Ergenekon davası var. Bugün görülmekte olan ve adına İşçi Partisi davası dediğimiz dava da sanıkların ifadesinin alınmasından sonra birleştirilerek o devasa davanın bir parçası haline gelecek. Hemen şunu söyleyeyim, birleştirmeyle ilgili bu kadar büyük ve bu kadar çok sanıklı davaların birleştirilmesi aslında adil yargılanma ilkesini temelden ve başlangıçta ihlal etme anlamı taşımaktadır. Çünkü burada birçok sanık kendisini ifade etme olanağı bulamayacağı gibi birçok sanık da belki suçlu olduğu halde beraat etme şansına kavuşacaktır. Yani ben burada bunların, bu yargılananların içerisinde suçlu var demek istemiyorum. Bir genelleme yapmak istiyorum. Yani bu yöntem böyle bir sonuç doğurur. Suçsuzlar suçlu gibi addedilir, suçlular da aklanır demek istiyorum. Yani neden bu yöntem seçildi? Böylesine büyük bir devasa bir dava, sanki imparator bir yargı varmış gibi, imparator yargıçlar varmış gibi bunların hepsini tek elden yargılama yöntemi neden seçildi? Bunu sorgulamak gerekir. Balyoz davasına gelince, Balyoz davasında kamuoyunun yakından bildiği gibi göz göre göre maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delillerin toplanması aşaması bypass edilerek doğrudan doğruya savcının mütalasına geçildi ve çok can alıcı taleplerimiz, avukatların, meslektaşlarımın talepleri reddedildi. Ne istiyorlardı orada? Çok açık ve net maddi gerçeğin ortaya çıkmasını. Eğer gerçekten sahte bir balyoz planı yapılmışsa ve bu sahtecilik üniversitelerin, yurt dışından gelen bilirkişi raporlarında olduğu gibi mahkemenin göndereceği bilirkişiler tarafından da kabul ediliyorsa bunun doğal sonucu sahteciliği yapanların yargıya intikal etmesiydi. Şimdi sanki adeta bundan kaçarcasına yurt dışından gelen ve Türkiye'deki üniversitelerin verdiği raporların doğru olup olmadığı, bilimsel gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda mahkeme ısrarcı bir tavır gösteriyor ve inceleme yaptırmıyor. Yani deyim yerindeyse sonuç herhalde
mahkemeyi ürkütüyor diye düşünüyoruz. Peki mahkeme bu bilirkişi incelemesini yaptırıp da yurt dışından gelen raporların bilimsel olarak gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşılsaydı ne olacaktı? O zaman mahkeme rahatça ve demokratik kurallara ve yargı usulüne de uymuş olarak bir mahkumiyet kararı verecekti. Biz de saygıyla karşılayacaktık. Ama önce bu sonucun ortaya çıkması lazımdı. Israrla bu sonuçtan kaçınılıyor. Diğer davalar, örneğin kafes davası, casusluk davası, işte adına fuhuş dedikleri davalar, evet, teğmenlerin davası, yani kadın olmadan fuhuş davası diye bir garipliği de yaşıyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Bu davalarda da bir bekleme noktası var. Yani bir direnme noktası var. Orada da maddi gerçeğe ulaşmak için, örneğin kafes davasında hala doğru dürüst bir bilirkişi raporuna karşılaşmış değiliz. Oda TV davası. Oda TV davasında neredeyse 3 ay oldu. 3 aydır TÜBİTAK'a yazılan ve Trojanlar var mı yok mu tartışmasını çözecek olan konuya bir çözüm getirilemiyor. Oysa aynı TÜBİTAK 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde her konuda raporlar verebilmişti. Örneğin Balyoz davasında o kadar klasörü inceleyip rapor verebilmişti. Özlemle ve inatla bekliyoruz. Çünkü ayın 18'inde Oda TV davası var. Bu başlayacak. 18'indeki davaya bu raporun yetiştirilmesi halinde Türkiye yeni bir aşamaya girecektir. Çünkü virüsle ve Trojan'la delil koyma, delil üretme, delil ekme tekniğini artık resmileştirmiş olacağız. Tersi olabilir mi? Hayır, asla olamaz. Çünkü bilimsel gerçekler asla örtülemez. Biz sadece bugüne kadar konmuş olan bilimsel gerçeklerin bir kez de TÜBİTAK tarafından deklare edilmesini bekliyoruz. Bu deklare gecikiyor. Neden gecikiyor? O da artık onların sorunu. Ama biraz daha geciktirebilirler. Fakat tüm olarak bu gerçekleri ortadan kaldıramayacaklar. Evet, genel tespitiniz bütün bu davaların tek bir davaya doğru uzatılarak bir anlamda sürdürülmesi gayretini sezinliyorsunuz. Evet. İzlediğiniz, takip ettiğiniz kadarıyla. Son tartışmaya ne diyorsunuz? Aslında bu biraz son süreçte Balyoz davası. Kimi gazetelerde efendim işte emekliye sevk edelim, bu iş bitsin gibi bir takım yorumları da beraberinde getirerek başladı. Ardından daha doğrusu AKP'li Bozdağ'ın çok önce işte bunlar hukuka aykırı zaten ama şu an ihtiyacımız var gibi bir tırnak içi ifadeyle düzeltti. Ama yeniden alevlenen ve MİT müsteşarını nasıl ifadeye çağırırsınız şüpheli sıfatıyla, o zaman gelin beni de alın şeklindeki bir açıklamayla bir kanun değişikliği ya da yeni bir oluşacak yapının içine 3. anayasa paketi diyor birisi ya da yeni yargı paketi deniyor. Kamuoyunda bu tip adlanmalar var. Ne yapılmak isteniyor? Şimdi özellikle 3. yargı reformu paketinden başlayalım. Buyurun. 3. yargı reformu paketi benim de toplantılarına katıldığım... Mecliste takip ediyorsunuz. Evet, mecliste Türkiye Barolar Birliği'nin temsilcisi olarak oraya katılıyorum. Orada çok önemli kararlar alındı. Yani en başında, çok zaman yok, çok kısa özet olarak söyleyeceğim. En başında, çünkü öbür tarafı da ilgilendirecek, tutuklamaya alternatif olarak adli kontrol tedbirleri getirilmişti CMK 2005 yılında çıkarken. Ancak süre o zaman 2 yıldı. 2 yıl üst haddi olan davalarda ancak tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanabiliyordu. Ama taslakta 5 yılı önerdiler, 5 yıla kadar. Adalet Komisyonu'nun görüşülmesi sırasında gerek bizim tarafımızdan, gerek hocaların, gerekse içlerinde AKP milletvekilleri de var, komisyon üyelerinin olumlu görüşleri sonucunda bu üst sınırın kaldırılması ve tutuklamaya tam bir alternatif yaratılması tercih edildi bu komisyonda. Evet, yani adli kontrolün tutuklamaya tam bir alternatif olması kabul edildi. Aynı zamanda adli kontrol tedbirlerinin alanı genişletildi. Örneğin yasada bugün olmayan ama şimdi gelecek olan evde, ev dışına çıkmama diye bir
tedbir de geliyor. Şimdi bütün bu elektronik bunlar, kelepçe diye bildi mi size? Hiç elektronik bir şey kelepçe mi? Olmadan. Olmadan. Elektrik, sadece evin dışına çıkmayacak. Dış, evin dışına çıkarsa ihlal etmiş olacak. Böyle bir şey de geliyor. Yaptırım türü de geliyor. Diğer bu, adli kontrol yöntemleri işte karakola imza verme gibi bir takım şeyler. Evet, biraz onlarla beraber çok gibi. Evet, çok yönlü olarak. Bu da değiştiriliyor. Bu geldikten sonra tutuklamanın alternatifi olduğundan bütün mahkemeler davalarını ve tutukluluklarını bir kez daha görüşmek durumunda kalacaklar. Ve bu yasa maddesinin uygulanması halinde beklenen faydanın niçin sağlanıp sağlanmayacağını izah etmek durumunda kalacaklar. Bu önemli bir gelişmedir. Bunun arkasında 4. yargı reformu paketi denen bir paket var. Bu paket şu anda Başbakanlık'ta ve sanıyorum bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında belki gündeme gelebilir. Daha Adalet Bakanlığı'na sevk edilmemiş. Ama Adalet Bakanlığı'nın söylediği Sayın Ergin'in bu paket kendilerine geldiği zaman bunu da alt komisyonda ya da adalet komisyonda görüşmek üzere göndereceği ve bu konuda bizim de görüşmelere katılabileceğimiz merkezindeydi. Eğer bütün bunlar gerçekleşirse taslağın ne olduğunu ayrıntılı olarak da öğrenme olana bulacağız. Şimdi uygulamada bir cemaat yandaşı medyanın iktidar yandaşı medyadan ayrıldığını ve adeta bir kampanya başlatarak bu değişikliğin, olası değişikliğin ne kadar kötü olduğunu ve işte balyozcuları, ergenekoncuları dışarı çıkaracağını sürekli anlatmaya çalışıyor ve birikimlerinde, zulalarında ne kadar gayri yasal ses bandı varsa onları deşifre etmeye çalışıyorlar. Evet. Bu ses bantlarının birçoğu kurgulanmış ses bantlarıdır. Gerçek sanık seslerini yansıtmıyor. Yansıtanlar ise önemli bir şey söylemiyorlar. Bu doğal bir tutuklunun söyleyeceği sözlerdir çıkanlar. Şimdi bu aşamada ben siyasi iktidarı bu değişikliği yapmakta ısrarcı ve ciddi görüyorum. Bunu bütün bu önemli bir not. Evet, şu ana kadar duyduğumuz yorumlar evet, arasında bunu özellikle ulusal kanal izleyicilerine duyurmak istiyorum. Çünkü özellikle siyasi iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından işaret edilmiş bütün olumsuzlukları gidermek istiyor. Yani ileride hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlali var denebilecek ve özellikle bunların da özel yetkili ağır ceza mahkemelerinden kaynaklanacak bir durum yaratmamasını istiyor. Bu temel ilkesi ve bu nedenle 4. yargı reformu paketi de bu istemle geliyor. Bunun karşılığında biz de işte Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak ya da işte savunma avukatları safında olan insanlar olarak bu değişikliğin Türkiye için çok olumlu olduğunu, belli bir davaya göre ya da belli davalara ya da belli görüşlere göre CMK düzenlemesi yapılmasının yanlış olduğunu öteden beri söylüyorduk. Şimdi burada da bu yanlışlar giderilirse kim çıkarsa, kim tahliye olursa olur. Bu yani filan davanın sanıkları tahliye olmasın, falan davanın sanıkları tahliye olsun diye bir şey söylemek zaten hukuksal bir görüş değildir. O açıdan ancak önümüzdeki günlerde cemaatin bu tür baskıları ve etki yapmak istediği konular daha da yükselecektir. Siyasi iktidar bu baskılara nasıl karşı çıkacak? Benim görüşüm kolayca karşı çıkacaktır. Özellikle HSYK'nın bugün siyasi iktidara sunduğu yaz kararnamesi olayı da var. Biliyorsunuz HSYK'nın yapılanmasında biz hep itiraz ettik. Sizler de televizyonlarda anlattınız. Biraz cemaat ağırlıklı bir yapılanma oldu HSYK. Şimdi o cemaat ağırlıklı HSYK yaz kararnamesiyle yargıç ve savcılar için neler getiriyor? 7 Haziran'a kadar yayınlanması gerekiyordu, evet. Yayınlanmadı. Bu önümüzdeki günlerde sanıyorum siyasi iktidar bunlarla da ilgilenecektir. Benim buradan sizin yayınınızdan siyasi iktidar için söylemek istediğim önemli bir söz var. Türkiye'nin
normalleşmesinden sürekli söz ediyor siyasi iktidar. İşte askeri vesayetin kaldırıldığından söz ediyor. Bence en önemli normalleşme bu kin, intikam ve kara öfke duygularından vazgeçilmesi ve hukukun bir an önce gerçek hukukun tarafsız yargı mercilerinde uygulanmaya konmasıdır. Eğer bunlar kısa dönemde gerçekleşirse Türkiye'de siyasi iktidar ve muhalefeti gerçek konumuna oturacaktır. Yargı gerçek konumuna oturacaktır ve o zaman da Türkiye'nin önünde büyümek için, ilerlemek için ve aydınlık bir Türkiye yaratılması konusunda hiçbir engel kalmayacaktır. İfadelerinizden bir umut ışığı olduğuna dair adaletin işleyebilirliği noktasında belki ihtiyacı karşılayamayacağı yani denede bir şey olabilir ama evet. Hani mecliste o havayı almış isimlerden biri olarak belki böyle özetlemek mümkün. Umarım yanılmamışımdır. Umarım yanılmamışımdır diye ekliyorsunuz. Evet. Bu Haşim Kılıç'ın açıklamasına daha doğrusu kamuoyuna yansıyan yorumunu merak ettim. Bir kere bu medal etkin bir kurum mudur? Hani onu çok bilmiyoruz, biraz bize de onu anlatırsanız seviniriz ama Türkiye'de hala siyaset yargıya müdahil ediyor. Sizce hukuki bir bakış açısıyla mı söylenmiş? Ya da az önce siz de bahsettiniz kadrolar, iktidar ilişkisi, cemaat tablosu arasında bir kanattan mı? Orada bir terslik var. Orada siyasi iktidarın yargıya etki yaptığını söylüyor. Biz öteden beri söylüyoruz. Siyasi iktidar yargıya etki yapıyor diyoruz. Ve üstelik de bu davaların tümünün siyasi olduğunu söylüyoruz. Hukuki davalar olmadığını söylüyoruz. Bu açıdan bakıldığında Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'de bulunduğu konum itibariyle Türkiye hakkında, Türk yargısı hakkında böyle bir şeyi dışarı söylemeden önce bunu özellikle yurt içinde ve kendi makamının verdiği sorumlulukla Türk halkıyla paylaşmış olması gerekirdi. Çünkü bir Anayasa Mahkemesi'nin bu yargıyı kendi yurttaşlarıyla paylaşması bence baş koşuldur. Bunu söylemeden yurt dışındaki bir kuruluşa bunu anlatmış olması bence bu işi açıkça söylemek istememesinden kaynaklanmaktadır. Çekinmesinden kaynaklanmaktadır. Doğrusu bunu yadırgadım. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu inançlarını doğru olabilir, yanlış olabilir ki geldiği noktayı ben doğru kabul ediyorum. Bir gün bir Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünde ya da Yargıtay'ın bir töreninde herhangi bir biçimde açıklamasını beklerdim. Bunu açıklamamış olmasını da yadırgadığımı söylüyorum. Eskiden çok sık takip ederdik biz bu tip toplantıları. Evet, oralarda zaten bütün tabloyu görebileceğimiz açıklamalar yapılırdı. Niye bu bugün olmuyor ya? Belki de iyi bir yorum oldu. Bu yasal değişikliğe tekrar döneceğim. ÖGM'lerin kaldırılmasına yönelik de bir anlam çıkartabilir miyiz yasal hazırlıklarından? Şöyle diyelim. Şimdi burada ikili bir görüş var. Ya da kapsamı daralıyor. Yetkileri kalıyor gibi bir ikili takım bir görüş var şu anda. Yani önce taslağı ya da tasarıyı görmeden önce ne getiriyorlar onu bilemiyoruz. Yani şu anda Adalet Bakanı bile henüz ulaşmamış durumda. O nedenle varsayımlar üzerinden konuşmak doğru değil. Ama bizim görüşümüz, benim görüşüm şudur ki ben orada da bunu anlatacağım Türkiye Barolar Birliği'nin adına. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmaması için hiçbir neden yok. Yani efendim terör ne olacak? Yetkili mahkemeler gene yapacak. Yani şimdi bakın, özel yetkili ağır ceza mahkemesinin başkan ya da üyeleri terör konusunda uzman mı? Hangisi terör konusunda uzmanlık eğitiminden geçtiler? Hangisi hangi eylemin terör, hangi eylemin terör olmadığını biliyor? Polis kendilerine bu terör eylemidir diyorsa terör eylemi kabul ediyor. Aksi takdirde polisin ve kolluğun takdirinde. O bakımdan yani özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanını bugün kolluk seçiyor. Gerekirse Ümraniye'deki Oktay Yıldırım'ın eski boşalttığı evinin çatısına bir kısım güçler, oligarşik güçler, polis içerisine çöreklenmiş güçler el bombası koyuyor. Gerekirse Poyrazköy'de 2 santim toprağın altına mühimmat gömüyor. Neden?
O silahlı çıksın da özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girsin diye. Ve bunlardan Türkiye'nin artık yavaş yavaş sıyrılması ve kurtulması gerekir. Bunu kimseye de anlatamazlar ve anlatamıyorlar artık. Çünkü çok kısa bir süre sonra her şey açığa çıkıyor. Türkiye ekilen, üretilen deliller cenneti haline geldi. Bu da sadece ve sadece bu özel yetkili ağır ceza mahkemeleri yüzündendir. Türkiye koca bir kulak haline geldi. Bu da özel yetkili ağır ceza savcıları ve özel yetkili ağır ceza mahkemeleri yüzündendir. Türkiye olağanüstü yargı makamlarının sorumsuzca davrandığı ve keyfi tutuklama kararları verdiği bir ülke haline geldi. Bütün bunların sorumluları da gene özel yetkili ağır ceza mahkemeleriyle özel yetkili ağır ceza savcılarıdır. Bunlardan kurtulmak istiyorsa bir siyasi iktidar ve olanak varsa eğer, ki olanak var, genel yetkili ağır ceza mahkemelerine bu işleri devredebilir. Kısa bir çekinceyle... Ağır ceza mahkemeleri dediğimiz midir? Genel yetkili dediğimiz. Evet, ağır ceza mahkemeleri, normal ağır ceza mahkemeleri kısa bir çekince HSYK'nın bugünkü yapısıyla normal ağır ceza mahkemeleri de bu HSYK'ya tabi mahkemeler olarak görevlerini sürdüreceklerdir ve gene de özgür olamayacaklardır. Ama hiç değilse kocaman bir yanlıştan dönmüş olacağız. Dönmüş olacağız. Bunun altını çizmek lazım. Evet. Baro'nun ifadeye çağrılması bir iki cümle onunla ilgili almak istiyorum ama aynı zamanda avukatların da Yargıtay'dan sanıyorum çıkan ya da yüksek yargının birinden çıkan karar vardı. Avukatsız karar vermeye onay verdi. Evet. Bir iki cümle şimdi, onunla ilgili. Şimdi özellikle İstanbul Barosu'nun savunmaya karşı aldığı tavır her türlü övgünün üstündedir. Peki bu tavırı, bu tutumu takınırken nereden cesaret alıyordu İstanbul Barosu? Hemen söyleyeyim. İstanbul Barosu'nun tarihsel bir misyonu vardır, öz görevi vardır ve tarihsel bir refleksi vardır. Orhan Adli Apaydın'dan başlar bu. Bağımsızlığı ve özgürlüğü her zaman için savunmuşlardır. Savunmayı her zaman için savunmuşlardır. Bu nedenle İstanbul Barosu bu refleksi bir kez daha göstermiş oldu. Doğrusu İstanbul Barosu'nun bu refleksine karşılık Silivri Savcılığı'nın herhangi bir yasal izin prosedürünü yerine getirmeden onları ifadeye çağırması da son derece talihsizliktir. İşte biraz önce söylediğim gibi bu HSYK'nın tehdidi altında yalnız özel yetkili ağır ceza mahkemeleri değil veya özel yetkili ağır ceza savcıları değil, normal savcılar ve normal mahkemelerde etkilenecektir. Silivri Cumhuriyet Savcısı bunu yapmasaydı belki görevinden olurdu. O açıdan ama İstanbul Barosu'nun tavrı, tutumu, bundan sonraki bu çağrıya icabet etmeyeceği yolundaki açıklaması bir baroya yakışır cinstendir. Onları altını çizmek lazım. Evet. Tabii Balyoz, Ergenekon birçok dava, az önce siz de isimlerinizi zikrettiniz, buna bağlı davalar. Siz de olağanüstü bir şekilde Silivri, İstanbul, Ankara bu ara bombi tempodasınız. Evet, evet. En azından şunu soralım son olarak. Son görüştünüz mü vekillerinizden, seyircilerimize mesajınız var mı? Durumları nasıl? Bir iki cümlede onu alarak tamamlayalım efendim. Şöyle en son... Kaç tane bu arada müvekkiliniz var? Çok sayıda. Ben isim rakam zikretmemeye çalıştım. En son Muhittin Erdal Şenel, evet. 28 Şubat tutuklusu. Evet. Onu unuttuk bu. Evet. Konuşmayı. Ankara'da kendisini ziyaret ettim. Doğrusu tabii şaşkınlar. 28 Şubat soruşturmasının suç haline gelmesi için sanki özel bir çaba sarf edilmiş ve bir miktarda delil ekilmiş ve üretilmiş diye düşünüyorum. Bunu Çetin Doğan Paşa'nın savunması sırasında gördük. Orada bir eylem planı, Batı Çalışma Grubu eylem planı diye bir plan var. Bir yazının ek A'sında yer alıyor. Çok geniş kuşkularım var çünkü oradaki bazı ifadeleri bir silahlı kuvvetlerin bir planda dile getirmiş olmasını kabul etmek mümkün değil.
böyle bir şeyin yaşamın olağan akışına da aykırı olduğu kanısındayım. Orada bir sahtecilik var gibi. Bunu zaman çözecektir. Çünkü bize imzalı metnini, imzalı kısmını göstermiyorlar. Örneğin Çetin Doğan Paşa o sırada görevde. Ama Çetin Doğan Paşa'nın hiç değilse dosya nüshasında imzasının olması lazım. Çetin Paşa ilk 2-3 sorudan sonra bunu fark etti ve adeta yeni bir şeyle karşı karşıyayız dedi. Komployla. Evet. O açıdan zaman içerisinde bunlar daha sürülecek. Daha henüz gizlilik kararı var. Ama bütün müvekkillerimin çoğunu göremiyorum. Çünkü buradan eğer dinliyorlarsa özürlerimi de kabul etsinler. Hüseyin Ersöz arkadaşım ve Serkan arkadaşım sık sık ziyaret edebiliyor. Ben o kadar geniş bir alanda çalışıyorum ki 24 saat kesinlikle yetmiyor. Bir 25 saate bir de medya olarak biz devreye girip evet, sizi bölüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Ürgen. Sadece bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Müvekkillerim için söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi satı savunma yok, hattı savunma yok, sattı savunma var. Evet. O satıh da bütün vatandır. Ben de bu anlayışla çalışıyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok önemliydi verdiğiniz mesajlar. Hatta meclisten o merak edilen yasanın ayrıntıları ile ilgili belki de en net yorumu sizden aldık. Özellikle teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili seyirciler, hafta başındaydık. Gün ortasında işte böyle özel notları da sizlerle paylaşarak yorumlarımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Bütün verdiğimiz haberleri ayrıntılarıyla www.ulusalkanal.com.tr internet adresimizden ziyaret edebilir ve ayrıntılara oradan ulaşabilirsiniz. Saat 17'de yeniden birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.